gerekiyor. Tabii ki Maliye Bakanlığı'nın da işin mali yönden, vergi yönünden takip edilmesi, kaçakçıların bir takım usulsüz belgeler düzenlenerek sanki kaçak değilmiş gibi satılmasının önlenmesi gerekiyor. Evet. Yani belgelerin aslının bir defa kullanılması gerekiyor. Fotokopilerle çoğaltıp. Evet, ne yazık ki bu onunla, sürekli oluyor. Evet, sürekli çay satıyorlar. Yani bahsettiğim bakanlıkların koordineli bir çalışma yaparak kaçak çayın satışının ve içeriye girmesinin önüne geçmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Aslında kaçak çay sağlığa çok zararlı unsurları ihtiva ediyor. İşte pestisit dediğimiz haşere zehri var kaçak çayların bünyesinde. Bizim ülkemizin dışındaki tüm ülkelerde, çay üreten tüm ülkelerde 35-40 çeşit haşere vardır. Yılda 15-16 kez haşere ilacıyla çaylıklar adeta yıkanmaktadır ve bu çayların bünyesinde kalmaktadır. Çayın karartılması için kimyasallar kullanılmaktadır. Daha çok dem vermesi için kimyasallar kullanılmaktadır. Boya kullanılmaktadır. Yani zaten kaçak çayın bünyesinde ne olduğunu bilemezsiniz. Kaçak. Evet, evet. Yani kontrol dışı giriyor. İşte bu kansere, kısırlığa, hilkat garibesi doğumlara, kalp hastalıklarına, işte akıl hastalıklarına bir sürü şeye sebebiyet vermektedir. Kendi insanımızın sağlığını koruma açısından da bizim bu mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Yani işin sadece ekonomik yönü yok. Sadece yerli çayın, Rize çayının korunması değil olay. Onun çok ötesinde bir olay. Yani halkımızın geleceği açısından, sağlığı açısından bu mücadelenin mutlaka yapılması gerekiyor. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın da işin bir tarafında olması lazım. Yani işin sağlık yönü itibariyle de onun da işin bir tarafında yer alması gerekiyor. Sayın Sütlüoğlu, kaçak çayın bu kadar kötü taraflarından bahsetmişken bir de iyi bir şeyden bahsetmek lazım. Kaçak çayla ilgili söylemiyorum değerli izleyicilerimiz. Lütfen lafımı güzel dinlemek lazım. Burada Rize çayı üzerinde yapılmış araştırmalar ve nelere iyi geldiği noktasında da lütfen siz... Evet. Kurumun başındaki insan olarak genel müdür sıfatıyla lütfen siz de söyler misiniz? Ben sabah seyircilerimize söylüyorum. Lütfen siz de söyleyin. Vallahi söylüyorsunuz. Yani bizim çayımız neredeyse her derde deva. Yani kalp damar hastalıklarına, bünyenin metabolizmasının hızlanmasına ki zayıflamaya işte katkı sağlama açısından faydalı. Yani üşürüz, çay içeriz, ısınırız, terleriz. Çay içeriz, serinleriz. Canımız sıkılır, çay içeriz, ferahlarız. Depresyonda çay içen insan huzur bulur. Yani hakikaten çok faydalı bir tertemiz doğal içeceğimiz var. İnşallah işte organik çaya geçişte. Rize çayını tüketilmesi tabii lazım. Ki Rize çayının. Sayın Genel Müdür. Yani Rize çayı ne kadar faydalıysa dediğim gibi kaçak çay da o kadar zararlıdır. Evet. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim başka çay yani kaçak çay içmeye ihtiyacımız yok. Çünkü çok faydalı. Çok doğal kendi çayımız var. Dünyanın imrendiği bir çayımız var. Bakınız bugün Malezya'nın çay patronu, tek bir patronu vardır çayda. Malezya'da bir kişi vardır. Babası çayı Malezya'ya getirmiş insandır. Misafirimdi birkaç gün. Hayran kaldı bize, arazilerimize, yapımıza, fabrikalarımıza ve yani hayranlıkla buradan ayrıldı gitti. İşte bu avantajlarımızı bilelim. Bir eksiğimiz işte yaş çaydaki kalite olayıdır. Onu da hep beraber inşallah adım adım gerçekleştiriyoruz. Ben buradan üreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Geçen seneden beri ben 10-12 yıldır açılmayan bohçaların bezlerinin açılmasını, havalandırılmasını, çayların elden geçirilerek, gözden geçirilerek, efsaf dışı çayların efsafına uygun hale getirildikten sonra verilmesini hasreten defalarca müstahsilden, üretici kardeşlerimizden, hemşehrilerimizden istirham ettim. Buna uydular, uyuyorlar. Bize zorluk çıkarmıyorlar, yardımcı oluyorlar. Kendilerine ben çok müteşekkirim. Ama aman bu işi devam ettirelim. Bunu bir doğal olay haline getirelim, refleks haline getirelim. Yani üreticiden biri ya sen bozuk ne varsa topla ver kardeşim önemli değil dese bile çayını vermesin. Biraz evvel söylediğim gibi en zayıf halka odur sonunda o zarar görür. Bu sektör bir çıkmaza girer. Bu çark dönmez, çark durur, tıkanır. Ya olmaz bir şey. Bugüne kadar böyle oldu. Bugünden sonra da böyle devam eder diye düşünülmesin. Hemen yanı başımızdaki Gürcistan'a baksınlar. Bakınız orada da bizim ürettiğimiz kadar çay üretiliyordu. Daha işte 5-10 sene işte 1990'lara kadar kapılar açılana kadar. Bugün ise çay tarlaları dağ oldu. Çaylıklar sökülüyor. Fabrikalar talan edildi, yok oldu. Çay diye bir şey kalmadı.
Yani fiyat dediniz. Gürcistan'dan Tarım Bakanı gelmişti 5-10 gün evvel beni ziyarete. Çay fiyatını söylediğim zaman ağzı açık kaldı. Ya dedi bu çok yüksek bir fiyat. Yani herhalde dedi üretici çok memnundur bu fiyattan. Yani olağanüstü bir fiyat dünya şartlarını biz ele aldığımız zaman. Yani biz 69 sentin altına düşmüyoruz. Ona evet, dikkat ettik. Evet. Ama dünyada 13 sent, 15 sent seviyelerinde fiyatlar veriliyor. Yani bunun da biz tabii ki aslında değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sayın Sütlüoğlu, aslında bu kıyaslama hani şu zeytin kıyaslamasından geliyor ya. Hani şu kadar kiloya şu kadar çay alıyorduk, şu kadar zeytin alıyorduk kıyaslamasından geliyor ya. İşte o kıyaslama hala kafalarda var ama matematik hesabı yapıldığı zaman, sizin de az önce satır arasında bahsettiğiniz gibi enflasyon hesaplamaları yapıldığında neden bu fiyatın verildiği bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Bu arada siz az önce organik çayla ilgili konuştuğunuzu söylediniz Suudi Arabistan'daki geziniz sırasında. Evet. Ve organik çay bizim için çok çok önemli bir ürün. Neden? Çünkü dünya pazarına açılmamız için Çaykur'un adını dünya pazarında daha da üst seviyelere çıkartmak için organik çay çok önemli. Lütfen organik çayla ilgili de. Organik çay yani bir 24 ayar altın değerinde bir ürün. Yani çok farklı bir ürün, çok güçlü bir ürün. Şu anda bizim çayımız da güçlü, organiğe yakın bir çayımız var. Sadece kimyasal gübre kullandığımız için çayımız organik değil. Mesela Malezya'dan gelen o bahsettiğimiz Boh firmasının sahibi, ya dedi pestisit yoktur, yani haşere zehri kimyasalı yoktur diye paketinize dedi yazarsanız, ki biz onun şu anda çalışmalarını yürütüyoruz. Bütün dünyada bu çok dedi etkili olur. Çok muhteşem bir şey dedi.